Yani tabii telefon yok, kayıp. Ezber yok. Ezberde, şimdi eskiden ne güzel ezberde olurdu, hafızalarımızda olurdu, arardık değil mi yani? Şimdi unutuyoruz. Neydi o? Bir şey vardı. Can Hanım, teşekkürler. Sarı sarı böyle büyük rehber. Rehberler olduğu zaman tabii oradan bulabiliyordun. Yani işte böyle sonra da zincirleme olaylar olmuş. Ama bir yanlış anlaşılma olmuş tabii. Ama merak etmeyin. Artık buradayım. Hiçbir yere gitmeyeceğim. Anlıyorum Demir Bey ama bir daha lütfen siz de haber vermeden ortadan kaybolmayın. Öykü'nün sizden başka akrabası yok. Merak etmeyin. Peki siz Candan Hanım'la kalmaya devam edecek misiniz? Hayır. Evet. Hayır. Yani ben bir iki güne çıkacağım. Ev bulduk biz. Ev buldum yani. Gerçekten mi? Hı-hı. Demir Bey bana niye söylemediniz? Yani fırsatım olmadı Candan Hanım. Demiştim ya zaten size böyle ev bakıyorum falan diye. Hop diye çıktı karşıma. Bir baktım ev bu. Ben evi çek yaptık hemen yani. Hallettik. İyi. Hayırlı olsun. Teşekkürler. Peki nasıl evimiz? Güzel mi? Benim odam nasıl? Bahçesi var mı? Ya. Bahçesi varsa kedi alabilir miyim? Kedisi ben. Ne kedisi yavrum? Yani benim alerjim var kediye, bilmiyor musun sen? Hem bak şimdi hanımefendi, beyefendiler burada, şimdi biz sonra baba kız arasında konuşuruz. Ha? Demir Bey yalnız kuruma bildirmeniz gerekiyor yeni adresinizi. Denetime geldikleri zaman... Denetim derken? Ya tabii kurum sizi ara sıra ziyaret edecek artık. Öykünün iyi olup olmadığını kontrol etmek için. Gelsinler ya. Yani gelin tabii. Gelin isteyince gelin yani, herkese ağırlarım ben. Ben adresi de söylerim, bildiririm yani, hiç problem değil. O zaman biz müsaadenizi rica edelim. Ya çok teşekkür ederiz, ben uğurlayayım sizi. Yorduk sizi de, kusura bakmayın. Rica ederiz, görevimiz. Ha Demir Bey, adresi bildirmeyi unutmayın lütfen, o önemli. Tabii ben bildireceğim, merak etmeyin. Çamur çukura düşünce öyle neyse. İyi günler. İyi günler, sağ olun. Ben geçireyim sizi. Buyurun. Demir Bey nerede bu ev? Yani yakın bir yerde mi? Ev yakında yani, sahilde değil de tepede. Yani tam tepede değil, arada. Yani ara tepeyle arasında ama sahilde tam değil. Tamam, o zaman hep birlikte gidelim. Bir bakalım eve, ben yardım ederim. Belki bir yardımım dokunur size. Tabii çok güzel olur Canan Hanım ama kiracı var şimdi. Bir çıksın kiracılar, yaparız. Hallederiz. Ben kahve yaparım, şimdi içeriz güzel. Olur, içeriz. Öykücüğüm. Ben senin bavulunu yukarı çıkardım. Sen istiyorsan pijamanı, diş fırçanı falan çıkar, hazırla. Burada kalacaksın zaten akşam. Tamam Canan abla. Ama diğerlerini çıkarmayayım değil mi? Nasıl olsa kendi evimize gideceğiz. Bu benim eski telefonum.
hala çalışır durumda. Siz bir tane sim kartı alıp eski numaranızı kullanabilirsiniz bunu. Ha, yok yok Candan Hanım. Olmaz. Demir Bey lütfen alır mısınız bunu? Yani yeni ev falan derken bir sürü masraf yaptınız zaten. Yok yani masraf yaptım ama her şey yolunda. Yani ben alacağım zaten. Demir Bey lütfen. Lütfen yani ben aklım kalsın istemiyorum. Öykü'ye ulaşabilmek istiyorum. Ya madem gidiyorsunuz en azından arayabileyim sizi. Ben bir Öykü'ye bakayım. Ne yapıyorsun? Pijamalarımı koyuyordum. Niye yerlerde o zaman? Sen geldin diye koymamıştım. Onları şimdi koyacağım. İyi misin sen? Hı hı. Sekiz sene. Niye sekiz sene baktıktan sonra bir anda çekip gittin? Öykü sana söylemedi mi? Neyi? Sen beni yurda göndermek istemiyor muydun? Niye durdurdun onları? Neden vazgeçtin? Sen. Bu mu yani? Bu. Belamı aradım çünkü. Çenen açıldı yine. Bu nedir arkadaş ya? Bir şey de sorgulama. Onu bunu bırak da. Sen benden ne saklıyorsun? Hiçbir şey. Nasıl yani? Yani bana söyleyeceğin bir şey yok, öyle mi? Neyi söyleyeyim sana? Ya soruya niye soruyla karşılık veriyorsun? Yani bana söyleyeceğin bir şey var mı diye soruyorum. Ne söylüyorsun ki sen? Bak gerçekten hiçbir şey anlamıyorum. Ben de anlatamadım ki zaten. Candan abla. Candan Hanım. Ya nasıl kapanıyor bu? Abla. Dur. Dur. Öykü çekil. Dur. Dur. Hayır, dur. Ben tutarım. Tamam. Dur. Ya böyle patladı bir anda Demir Bey. Böyle ben tutuyorum. Tamam ben aşağı. Tut. Oldu mu? Kapanmadı. Demir Bey en arkada olması lazım. Oldu mu? Ay. Tamam. Ben şimdilik hallettim ama bir baktırmak gerekiyor. Tabii. Yani bence bütün tesisata bir baktırmak gerekiyor. Ev eski çünkü. Ben o zaman şey yapayım bir. Tamam ben de çıkacağım zaten. Nereye gidiyorsun? Daha yeni geldin ama. Geleceğim. Yani halletmem gereken son bir iş daha var. Onu da çözüp geleceğim. Peki Demir Bey. Hadi Öykücüğüm biz çıkalım yukarı gel. Öykü. Demir Bey. Hı. Candan Hanım. Burada uyumuşsunuz. Ya ben bu evde yattığım yeri bir türlü tutturamıyorum değil mi?
Öykü'nün kalkması lazım yoksa okula geç kalacak. Ben kahvaltıyı hazırlayayım. Siz de Öykü'yü uyandırıp hazırlayın, tamam? Hazırlamak? Ben hazırlarım, hazırlarım onu, tamam. Tamam. Kalk. Şşş, kalk. Ya dürtme. Ya kalksana. Ya 5 dakika söz veriyorum. Gerçekten söz veriyorum, kalkacağım. Ne 5 dakikası ya? Beni de uyutmuş burada zaten, her yerim tutuldu. Ya kalksana. Ya. Kalk. Ya. Gel buraya. Çay koyuyorum. Zahmet olmazsa ben bunu alayım. Hı. Şöyle koyayım. Öykücüğüm, saçını düzelteyim mi? Olur Canan abla. Merak etmeyin, zamanla öğrenirsiniz. Gel bakalım. Demir Bey, evi ne zaman görmeye gideceğiz? Hangi ev? Tuttum dediniz ya. Canan Hanım, ben ev sahibiyle konuştum. Daha kiracı çıkmamış evden. Kiracı çıkınca gideceğiz. Gideriz. Alo, günaydın. Günaydın. Evet, buyurun. Hı. Aa, öyle mi? Tamam, kaçta? Tamam Selim Bey, gelirim ben. Tamam, görüşmek üzere. Avukat aradı, eve alıcı çıkmış. Bu ev mi? Evet, bayağıdır satmak istiyordum. Aslında burası tarihi eser kategorisine girdiği için biraz zor satılır diyorlardı. Biri çıkmış. Ne güzel, gözünüz aydın Candan Hanım. Yani sen mi taşınacaktın? Hı. Öyle görünüyor. Arabanı hala almadın mı? Almayacağım. Neden? Bizlere ömür. Tamirci yapmadı mı daha? Aa. Ya ama ben burayı çok seviyordum. Allah Allah, kedi yavrusu mu bu ya? Alt taraf araba, neyini seviyorsun? Sen de seviyordun ama. Biliyorum lan. Sen zaten hep seviyorsun ama sevmiyormuş gibi yapıyorsun. Her şeyi de biliyorsun. Öykü. Heh. Sen benden sakladığın şey ne? Sana ne saklıyormuşum? Söyle, soruyla cevap vermiyorum sana işte. Ne saklıyorsun benden? Ne saklıyorum ki ben senden? Bilsem ben de sormazdım herhalde. Ben senin ne sorduğunu bile anlamıyorum. Bana akıl oyunları yapma. Bak, son kez soruyorum. Benden ne saklıyorsun ya da benden sakladığın bir şey var mı? Ne tür bir şey saklıyormuşum ben senden? Ya sabır. Öykü bak, son kez soruyorum. Tamam. Anladım. Son kez söylüyorsun. Onu daha demin dedin. Tamam, onu anladım ama ben senin ne sorduğunu anladım. Ya sorduğunu anlatacağım, soracağımı bilsen beni de kendine benzettin ha. Günaydın Öykü. Günaydın Mertcan. Kim bu oğlan? Arkadaşım Mertcan. Dur bir dur. Bir dakika Mertcan. Dinliyor musun beni? Dinliyorum. Çıkışta ben alacağım seni, burada bekleyeceksin beni, tamam mı? Niye? Ne demek niye? Sonra gidiyorsun tanımadığın adamlarla... Dinliyor musun beni? Dinliyorum.
Ben niye hesap veriyorum ki zaten sana? Benim ben ne diyorsam olacak işte. Bundan sonra bensiz hiçbir yere gitmek yok, anladın mı? Tamam. Hoşça kal, görüşürüz. Hadi Mert, sen gidelim. Günaydın. Günaydın. Matematik ödevini yaptın mı? Yaptım. Sen? Ben de yaptım. Bir de sosyalden vardı. Ben ama sosyali biraz anlayamadım. Matematiği hepsini. Kim lan bu çocuk? Ama öğretmen sağlam kızdı Semiha'ya. Aynen ya. Ve hiç ödevlerini yapmıyor ki. Çünkü hastayım bahanesi yapıyor. Evet, hep öğretmene yalan söylüyor. Öğretmenim, ben geçen gün hasta olmuştum, yapamadım. Ben dün hastaydım, dün hastaydım. Her gün her gün hasta olunur mu ya? Sınavdan sonra da düşük alınca üzülüyor. Yani. Öğretmen haklı. Ya of ya. Ya annem gelmemiş. Bir şey olmaz, gelir şimdi. Ya gelmezse? Ya annem hiç geç kalmaz. Sen de o zaman tek başına eve gidersin. Ya ben yalnız hiç gitmedim ki eve. Tamam. Ben beklerim senin annen gelene kadar. Bekler misin? Evet. Ne oluyor orada be? Öykü'yle gidiyoruz. Ya ama. Ne aması? Mertcan. Ne Mertcan'ı? Yürü. Ya annesi daha gelmedi ama onun. Bize ne annesinden? Ya bize ne ya? O benim arkadaşım. Beklemesine söz verdim. Ben de onunla birlikte bekleyeceğim annesi gelene kadar. Gibe, çemkirme, tamam. Ananın numarası kaç? Yazsın. Al, yaz. Bak, babam konuşacak annenle. Halleder, tamam. Sen merak etme. Alo, ben Öykü'nün babası Demir. Sizin oğlan burada kalmış. Ne zaman geleceksiniz? Ya çok özür diliyorum. Ben bir 10 dakikaya gelirim. Çok kötü trafik var. Rica etsem birazcık Mertcan'la durabilir misiniz? Tamam, iyi. Birdi iki oldu. Ne yapacağım ben bundan? Mertcan. Bak, şu ortasında karamel var. Yalasana. Mertcan. Anlat bakalım. Gelecekteki planların ne? Efendim? Büyüyünce ne olacaksın yani? Bilmem. Bilmiyor musun büyüyünce ne olacağını? Belki ben de hekim veteriner olurum. Anladım. Öykü de öykü diyorsun yani. Baban ne iş yapıyor? Bankacı. Bankacı. Siz sınıfta da böyle yan yana mı oturuyorsunuz? Oturuyorduk. Öğretmen ayırdı. Niye? Ney? Mertcan, geldim oğlum, hadi. Oh, Demir Bey, ya çok teşekkür ederim, mahcup oldum size de. Olur mu canım, ne güzel oturuyorlardı böyle kardeş kardeş. Ya Mertcan, aşk olsun, dondurma mı yiyorsun bu havada? Neyse artık, hadi gel gidelim. Tekrar teşekkür ederim. Ya bu arada geçen gün tatsız bir olay olmuştu. Ben de sizinle ilgili tatsız şeyler söyledim. Öykü anlatmıştır. Yok, anlatmadı. Neyse, yine de kusura bakmayın. Teşekkür ederim. Öykücüm, görüşürüz. Ne diyor bu kadın? Önemli bir şey yok. Neyi önemli bir şey yok? Benim hakkımda bir şey demiş. Ne demiş? Ya bak. Ne? Seninle ilgili bir konu değil yani. Geçmiş gibi bir şey. Ver şunu. Bu havada dondurma mı yenirmiş? Yürü.
Gizli. Şşt, hoş, hoş, gir, çık. Gel, gel aşkım. Candan abla. Hoş. Gece, dur. Candan abla. Tamam işte, belli ki gelmemiş. Ne bağırıyorsun? Hadi sen yukarı çık, ödeyim ödeyim. Ne yapıyorsan yap, benim işlerim var. Sen ne yapacaksın? Musluk tamir edeceğim. Musluğu? He. Gerçekten mi? He, ne olmuş? Ya Canan abla çok sevinecek. Sen gerçekten çok iyi birisin, biliyorsun değil mi? Mertcan ne ya? Mertcan diye isim mi olurmuş? Ya Mert'sindir ya Can. Allah'ım yarabbim. يمكنك الاشتراك في قناتنا لمشاهدة المزيد من مقاطع الفيديو وتشغيل الإخطارات لتكون أول من يشاهدها.